Önerge üzerinde Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özer konuşacak. Buyurun Sayın Çakır Özer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlarken 276 gündür özgürlüğünden mahrum bırakılan, haksız hukuksuz şekilde Maltepe cezaevinde tutulan İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu'na ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen tutuklu yargılanan diğer tutuklu milletvekillerine özgürlük, adalet dileklerimle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, size geçtiğimiz hafta Eskişehirlilerin bir mesajını getirmiştim. Termik santral ihalesinin ertelenmesi sonrasında bunun artık iptal edilmesi gerektiğine ilişkin bir mesajdı. Onu bir kez daha yinelerken bugün yine Eskişehir halkının, her görüşten Eskişehirlinin bir başka mesajını daha getirdim. O da aslında bu maddeyle de doğrudan ilgili. Şeker fabrikalarımızın, Cumhuriyetimizin yaşıyla, kuruluşuyla yaşıt şeker fabrikalarımızın satılmaması, şeker işçilerimizin işinden edilmemesi, pancar çiftçilerimizin işinden, aşından edilmemesi ve milli zenginliğimiz olan şekerin üretiminin bu fabrikaların verimi arttırılarak daha da devam etmesi, arttırılması ve verimin arttırılması yönündeki mesajını tüm Eskişehirliler haftalardır Eskişehir'in değişik yerlerinde imzalar toplayarak duyurmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde yine bizler de milletvekili arkadaşlarımızla Eskişehir'de şeker fabrikamızda şeker işçilerimizle, pancar çiftçilerimizle dayanışma içinde tüm Türkiye'ye sesleneceğiz. Ama bir kez daha bu fabrikaların özelleştirilmemesi, satılmaması ve milli varlığımız olan bu fabrikaların belki de verimlerinin artırılacak şekilde kapasite artırımına gidilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, konuşmakta, tartışmakta olduğumuz bu kanun yatırım ortamının iyileşmesini amaçlıyor. Tabii ki burada olumlu unsurlar var, bunları destekliyoruz. Olumlu bulmadığımız unsurlar konusunda da eleştirilerimizi, önerilerimizi, tavsiyelerimizi günlerdir ifade ediyoruz ve edeceğiz. Ben önümüzdeki günlerde Türkiye'de yatırım ortamında iyileşme sağlayacak iki önemli fırsata dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi Avrupa Birliği ile yapılacak müzakerelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun gündeme gelecek olmasıdır. İkincisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği içinde vizesiz seyahat imkanını sağlayacak olan adımların atılması mümkündür. Bunun olabilmesi için Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uzun süredir müzakereler yürümekte. Bu konuda yapılmış olan anlaşmalar var. Bu anlaşmalarda iki tarafında belki de iki taraftan da kaynaklanan sıkıntılar var. Ancak önümüzdeki hafta Varna'da, Bulgaristan'da, komşumuz Bulgaristan'da çok önemli bir zirve toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıya Avrupa Birliği Troika seviyesinde ülkemizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yer alacaklar. Bu bir fırsattır. Eğer yatırım ortamının iyileşmesini ülkemizde istiyorsak, yani yurt dışından ülkemize bakanların bu ülkede yatırım yapılacağını, yapılabileceğini düşünmelerini istiyorsak, algımızı, imajımızı düzeltmek, itibarımızı daha yükseltmek istiyorsak bu toplantı bir fırsattır. Bu toplantı öncesinde Avrupa Birliği'nden gelen mesajlarda sıkıntılar yok mu? Var. Örneğin bugün Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararın çok yanlış yönleri bulunmakta. Afrin konusundaki kararın. Avrupa Birliği'nin uzun süredir bizlerin güvenlik, yani yurttaşlarımızın can güvenliği, ülkemizin birliği, bütünlüğü bağlamındaki kaygılarımıza duyarsız kaldığı bilinen bir gerçek. Ancak bizim de Türkiye olarak kendimizi anlatma, kaygılarımızı, güvenlik kaygılarımızı anlatma konusunda belki daha fazla çabaya, daha fazla gayret göstermeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde çok önemli bu müzakereler gerçekleşirken bizlerin atabileceği önemli adımlar da var. Tabii ki Avrupa'nın hataları yok değil, var. Ama bizim de Avrupa'ya, dünyaya verdiğimiz mesaj anlamında çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunların başında da ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü geliyor. Yarın Cumhuriyet Gazetesi'nin bir başka davası var İstanbul'da, bir başka duruşma. 505 gündür gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay cezaevinde, yarın bir duruşma daha olacak. Şahin Alpay, Mehmet Altan, gazeteci yazarlar, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, sadece yazdıkları nedeniyle, düşündükleri nedeniyle 600 gün, 540 gündür cezaevindeler. Anayasa Mahkemesi'nin onlar hakkında verdiği kararlar var, özgürlükleri ihlal edilmiştir diye. Şimdi bizler bu Anayasa Mahkemesi kararlarına itiraz edilsin diye biliyorsunuz bireysel başvuruyu karara bağlamış durumdayız. Ama o bireysel başvuruyu
başvurular sonrasında alınan ihlal kararlarını mahkemelerimiz uygulamamakta. Benzer şekilde bugün görüşmekte olduğumuz kanun içinde biz yeni bir yasaklama getiriyoruz. İnternete yasak getiren bir madde işte önümüzdeki hafta görüşülecek. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizler önemli bir fırsatı, Avrupa Birliği ile ilişkileri, özellikle örneğin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki bir fırsatı yakalamak istiyorsak ülkemizde ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, tartışma özgürlüğünü. Son cümlenizi söyleyin lütfen. Bu konuda hepimizin üstüne hangi görüşten olursak olalım önemli vazife düşüyor. Türkiye'nin dünyada yükselen itibarı hem demokrasimiz hem hukuk devletimiz açısından önemlidir. Ama aynı zamanda çok ihtiyacımız olan yabancı yatırımın, üretime yönelik yatırımın Türkiye'ye gelmesi açısından önemlidir. Önümüzdeki günlerdeki bu iki önemli fırsatı kaçırmamak bizlerin elinde, bize bağlı. O yüzden hepimizi mutlak surette ülkemizde demokrasi, hukuk devleti kalitesini yükseltelim ve işe o hali kaldırarak başlayalım diyorum. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Çakır Özer.